Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş getirişimiz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulun. Litvanya, Xitayning ishonchsiz uskunlarini cheklashni planladi. Litvanya devlet müdafiye ministri Margiris Abukevičius 24 sentyabr bayonot e'lon qilib, Xitay markasi bo'lgan Xiaomi shirkatining telefonining yashirin tekshirish iqtidori borligi bayqalgandan keyin, devlet müdafiye ministerligining devlet organlarining ishonchsiz uskunlarni sotib olishini cheklaydigan qonun loyihasi tuzayotganligini bildirgan. Reuters agentligining 25 sentyabrdagi xabarida bildirilishicha, oldingi hafta Litvaniya devlet müdafiye ministerligi devletlik turbi xatarlik markazi dokumenti e'lon qilib, Xiaomi shirkatining Mi 10T tipli yon telefonining Yevropa ittifoqi davlatlarida tekshirish iqtidorini taqib etganligini bildirganligini, ammo mazkur tekshirish iqtidorini har vaqt yiroqdan ochqili bo'ladiganligini aytgan. Xiaomi shirkatining bayonotchisi chorshanba Reuters agentligiga bergan bayonotida Xiaomi uskunasining abonentlarining aloqasini tekshirmaydiganligini aytgan. Margiris Abukevičius devlet müdafiye ministerliginin növetti hükümet organlarının akli iktidarlık yanfun qatarlık şençsiz üskünlerini setivelişini çekleş üçün kanun çıkırış aldıdı işkerlikini bu kanun layısını yıl ahırdın burun parlamentinin müzakirisigi sunuşunu uyuluşu vatkallıqını bildirgen. Xitay yalgan guvahlıq arqılıq BDT'di köz boyaşqı urundi. Xitay BDT kişilik hukuk kengashining 48-nji navbatlik yig'iniga atalmış Xinjiang vakillarini pilanliq tashkillab, Sharqiy Turkiston xalqini surgun qilish qatorliq masalalarda xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinigan. Xitay oldingi hafta o'tkazilgan BDTning 48-nji navbatlik kishilik hukuk kengashi yig'iniga Sharqiy Turkistonning Qizilsu oblastidan tanlangan tojik ayol Kerman bilan Oqsuvdan kelgan Tursun ismli bir Uyg'ur ishchini atalmış vakil sifatida yolg'on guvohlik berishga o'rinlashtirgan. BDT yig'inida mazkur atalmış vakillar muhit shuncha nachar o'rinlarda hukumat yordam qilib, yo'ruq uylarga ko'chirdi. Har xil paravonliklar bilan ta'minladi. Dini e'tiqodimizga kafolatlik qilindi deb yolg'on guvohlik bergan. Xitoy rejimi yaqinqi bir necha yildan beri Uyg'urlarni keng ko'lamlik tutqun qilib, millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik xalqni jazo lagerlariga qamagandan keyin, lager sirtidagi xalqni atalmış yezi eshincha amga kuchlarini ishqa o'rinlashtirish Namratlıqdan qutuldurish namida Xitay ölkələrinə yoki Sharqiy Turkistanın başqa rayonlarına sürgün qilishni davomlashtirib kelməkdə. Kuzatuvchilar Xitay rejiminin xalqaro jamiyatning qattiq noroziligiga qaramay Sharqiy Turkistanda terror siyosatlarini izchil ijro qilayotganligini, özünün jinoiy qilmishlarini yashirish maqsadida xalqaroliq yig'inlarni mo yolg'on tashviqot o'rni sifatida qo'llanib, yolg'on guvohlik berish harakatini kuchaytirganligini bildirishmoqda. Germaniya mo Xitay yanfullarga qarata tekshirishni boshladi. Germaniya federativ uchur bexatarlik ishxonasi Xiaomi qatorli Xitay yanfullaridagi bexatarlik yuchqiga aloqador ayiblashlarga qarata tekshirish xizmatini boshlaganligini oshkorlagan. Germaniya ovozining 25 sentyabrdagi xabarida bildirilishicha Litvaniya davlat bexatarlik ministerligi Xiaomi yanfunining yashirin tekshirish iqtidori borligini e'lon qilgandan keyin Germaniya ichki ishlar ministerligi qaramog'idagi federatsiya uchur bexatarlik ishxonasi mo aloqador bexatarlik ogohlantirishi ustida tekshirishni boshlagan. Oldingi hafta Litvaniya hukumatı Xiaomi shirkatining Yevropada satgan yanfullarining Shizanga erkinlik, Tayvan mustaqilligi yashasin, demokratiya harakati qatorliq ochqichliq so'zlarni farqlantira oladiganligini va munosabatlik mazmunlarni to'sa oladiganligini oshkorlagan edi. Undan boshqa Huawei yanfullarida mo buningga o'xshash bexatarlik yuchuqlari mavjud ekan. Germaniya federativ uchur bexatarlik ishxonasi bayonotchisining ko'rsatishicha hukumat organlarining rasmiy yanfun sotib olish tizimligida Xiaomi yoki boshqa Xitoy markalari yo'q ekan. Ammo davlat ma'murlarining shaxsiy sotib olgan Xiaomi yanfunini ma'muriy xizmatlarini bartaraf qilishga ishlatishi mumkinligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi ekan. Finlandiya uchur bexatarlik shirkati F-Score'ning Germaniyadagi bexatarlik mutaxassisi Rudiger Trost Litvaniya hukumatı o'tirg'o qo'ygan ayiblashlarga astoydil muomila qilish kerakligini ta'kidlab, "Meningcha Xitoyning o'z aqli iqtidorli telefonlardagi sonliq ma'lumotlarni bevosita kontrol qilish iqtidori bo'lishi mumkin. Men Xitoyning texnikalik vositalari orqali uchurlarni tekshiradiganligidan hech qanday gumon qilmayman" degan. Ma'lum bo'lishicha, yana bir uchur bexatarlik shirkati ESET'ning bayonotchisi Toristin Urbanskmi Xitoyning barliq aqli telefonlarda umumiy yuzlik tekshirish uskunasi o'rinlashtirilganligi to'g'risida ogohlantirish bergan.
Onun qarışça, aqli iqtidarlıq yanfundaki yiraqtın kontrol qilish ahvali əmiliyyatı bir qanç yil ilgirla nahayti çoğun bexatarlik xavupiga aylanğan bolup, yiraqtın kontrol qilish arqalıq işletküçülərinin zor miqtardaki sallıq malumatları uğurlanıp kelgen bolishi mümkün ikən. Kanada'da Uyghur Mescidinin ekiliş mürasimi ötküzüldü. 26 sentyabr Kanada'nın Toronto şehirdeki Uyghurlar cem bulup uzundun beri kütüvatkan Uyghur Mescidinin ekiliş mürasimini ötküzdü. Mürasimde Şarkı Türkistan devlet şehri okulup, Mescid korosu da Şarkı Türkistan bayrağı çıkırılgan bulup, kişi kariler Kur'an-ı Kerim tilavet kılgandı sırt, yani Uyghur ballar şehir diklaması yakılgan. Güzel mescidimiz diğer şehri okup verir. Yoktumel diger hıtay dinimizni, sözlümeysen güdüm güzel çilimizni, çaktırmama dokuyduğun ölümizni, bu güzel meşrini sen körünmü, cemaat bulup sette kurdu, ata anasa hemizdi. Hemme yakın koç kalan uygulundu, çaktım ama çıkınmidi iradiniz, bu güzel meşrini sen körünmü. Murasimda mescidge Uyghur İslam ve Medeniyet Merkezi deb nom berilgan. Kanada'da yaşayotgan Uyghurlar, faoliyatchilar, tashkilot vakillaridan Dünya Uyghur Qurultayi raisi Dulqunaysa Apendi qatorliklar ichilish murosimiga ishtirok qilgan. Sharq Turkiston ulamolar birligining Kanada'daki vakili mazkur mescidning imomi Ibrahim Damullam bu vaqti ziyoratimizni qabul qildi. Uning bildirishicha Kanada'da yaşayotgan Uyghurlar uchun bir yerga jam bo'ladigan mescidning bo'lmasligidan iborat muhim masalani hal qilish maqsadida 2018 yılı Ramazan ayının 17 günü 5 kişilik bir hay'at teşkillengen. Arkadan 18 kişilik yeni bir hay'at kurulgan. Hay'atının Kanada'daki şundaqlı dünyanın her kaysi yerlerdeki Uyghurlarga çağırı kılışı neticesi de mescid setivelişki sarıp kılıngan 610 min Kanada doları yani 4 milyon 300 min lira ahırı hel bulgan. İbrahim Damullam bu jarayanda baştın ahırı harmay talmay hizmet kılgan bütün septaşlarga Kanada'daki barlıq Uyghurlarga şundaqlı maddi ve manevi yardımda bolgan Şarkı Türkistan Uyghur Kanada Cemiyeti, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliki, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliki, Dünya Uyghur Qurultayı, Avustralya Uyghur Cemiyeti şundaqlı ismi tilge eğilmay kalgan barlıq teşkilat ve şahslarga alahide minnettarlıqını bildirdiğallıqını, ularga Allah'tan katta əcir tilaydiğallıqını, mezkur mescidinin Uyghur xalqının hörlüki ve müstakillikiga vesile buluşini ümit kıldığallıqını bildirdi. O sözü diyene bu mescidinin heçkandak teşkilat ya ki şahısının mülke emeslikini, muhacirettiki, hususen Kanada'daki Uyghurlarının ortak mülke ihkellikini, şu gayi maksat Türkistli setivelin kallıqını tähkildi. Məlum buluşca, Mount Carmel, yani Carmel teğedep atılıp gelgen, Uyghur mescidiki özgertilgen mezkur çirkev 1873 yılı selingan bulup, 148 yıllık tarihki ige iken. Çirkevinin en ahırkı popi bu axtı toxtulup, Çirkevinin setivetilgendiğin kim mu, başka dinlen bolsuma yanılı bir ibadet oranı kalıp işiltilgendikten intayın xursan bolgallıqını bildirgen. Malum buluşça Uyghur Mescidi bu yıl Ramazan eydin burun ibadet ve faaliyetke ekivetildigen. Mescid Kanada'daki Uyghurlarının ibadet ve faaliyet merkezi kılınğandı sırt, yani Uyghur perzentlerge Kur'an-ı Kerim ögütüş, Uyghur medeniyeti ve örüp adeti cahettin terbiyeleş oranı süpütüde işiltildigen. Uyghur Mescidinin ekiliş mürasimi ötküzülüşü bilen Kanada'daki bir çirkevinin Uyghur Mescidi'ye özgertilgenlikten ibaret bu haber, El Cezire, TRT Avaz, Anadolu Agınıtlığı, Türkiye'nin Diyanet, Dini İşler Nazareti Kanali Katarlık, Nüpuzluk, Akbarat Organları tarafından alahide haber kılındı. Dünyanın her kaysi caydırdı yaşayavatkan Uyghurlarımı, ictimai taratkular arqalıq Uyghur Mescidinin ekilgallıqını kızgın tebrikleşti. Şundaqlı mezkur mescidinin emiliyeti Uyghurlarının öz itiqadığa, milli medeniyetige bolgan söygüsünü, pidakarlıqını, şundaqlı tarixtin biri devamlaştırıp gelgen cemaatçilik ruhini namayan kılgallıqını bildirişti. Musafıran hayatta 5 kişiden mezletmişim. Biz özümüzün kendisi, evlatlarımızın kendisi için bir çevre varan olması bulmayırken diye mezhetler başlanır 2008 yılı Ramazan'ın 17. günü 18 kişilik bir heyret kararıyla başlarından olup bu kutlu sefer bana köz aldığında
Sizin hayatınız sağlam. Köz alırlar ki kendi köklüğünden uygunlandığın Ayasofya'sı baba. Zeper bilen koşkalar beni. İstanbul'da Mahmud Qashqari şiir keçiligi ötküzüldü. Türkiye Yazgıçılar Uyuşması'nın oğrullaştırışı bilen 25. sentabr İstanbul'da Mahmud Qashqari şiir keçiligi faaliyeti ötküzüldü. Türkiye Yazgıçılar Uyuşması'nın sahip halkıdaki mezkur yığılış yana Türkiye ve Sayahat Ministerliği Uyghur Project Fondi ve Dünya Uyghur Yazgıçılar Uyuşması Katarlık Teşkilatlarının kolluşu arkası da ötküzülgen bulup, faaliyetki Uyghur ve Türk şairler, edebiyat heveskarları bir kısım teşkilatının vekilleri iştirak kılgan. Faaliyette Türkiye Yazgıçılar Uyuşması İstanbul Şöbe Reisi Mahmud Biyikli içiliş sözü kılgandıyken Avrupa Mukam Ansambli azaları müziki orulluğan. Arkadan Profesör Erdem Özdemir Efendi Uyghurçı nakşı okuğan. Yığılışta Mahmutcan Yasin, Alimcan Gamnaki ve Nurala Köktürük Hanım Katarlık şairler şiir diklimasiya kılgan. Faaliyet ahir diyene bu kıldaki şiir keçisi ve edebi muhakeme yığıllarını ötküzüp duruşunun Uyghur edebiyatı ve şiiriyetini saklap geliş, güllendiriş, halkarağı tunutuştaki ehmiyeti tehditlengen. Taliban Kabul aerodromunun halkaralık uçuşlarına tayyar ikkallikini bildirdi. Afganistan'ın kontrollüğünü alkınığı kirgüzgen Taliban paytaxt Kabul'daki halkara Hamid Karzai aerodromudaki teknikilik meselelerinin halkalığını ve halkaralık nöbetçi aeroplarlarının uçuşunu devamlaştıralaydıqallıkını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Afganistan'daki vakitlik Taliban hükümetinin Taşkışla Ministerliği bayanatçısı Abdülkahar Balkhi ilan kılgan yazın bayanatı da Halkara Hamid Karzai aerodromuda nöbetçi uçuşlar dairesi de barlık Avasya şirketleri bilen hemkarlaşılıqallıkını bildirdi. Abdülkahar Balkhi Kabul aerodromudaki teknikilik meselelerinin halkalığını tekitlep, ilgiri bu aerodromdan katnaydıgan barlık Avasya şirketleri ve devletlerinin Afganistan'a uçuduğun nöbetçi aeroplarlarını eslige keltürüşünü ümit kıldıqallıkını tilga aldı. Abdülkahar Balkhi Afganistan'daki siyasi özgürlük sebebinden Avasya sahası da bazı kalaymakancılıklar çıkallıkı tüpeyli, Avasya transportunun vakitlik toxtılgalıqını ve emdilikte bosa devlet içi uçuşlarının başlanışı mümkünlükünü uxturdu. Taliban Afganistan'ın kontrollüğünü alkınığa alğandıken Amerika askerlerinin aerodromdan ayrılıştığın burun radar sistemisi ve bir kısım üskünlerge buzgunçilik kılgalıqı sebebinden Kabul aerodromu 8. ayda uçuşku takılgan idi. Fitch, Türkiye'nin yakınkı 10 yıldaki en yukarı iktisadi yükselişini kolga keltürüşü mümkünlükini ilan kıldı. Türkiye iktisadi 2021 yılı yakınkı 10 yılının en yukarı eşit süratini kolga keltürüşü mümkün. Halkara İnovat Bahalaş Organı Türkiye iktisadının eşit süratiki münasifetlik mülkârını 7.9%'den 9.2%'ki özgerdi. Fitch, Yerşarı iktisadığı nazar dokulatının 9. aylık sanını ilan kıldı. Dokulatta temilleş kemçil buluşunun ehvalının eslige keliş süratiki təsir körsetkenlikige işaret kılınıp, Amerika ve Xitay iqtisadının bu yıllık iqtisadi eşit mülkarı tövelletildi. Euro rayonu Türkiye, Polşa, Meksika, Rusya ve Canubi Afrika iqtisadlarının eşit mülkarıya yukur yönülüşlük tüzdüşkür güzüldü. Türkiye iqtisadideki eslige gelişinin devamlı şivatkallıqa əskertilgen dokulatta bu yıl 9.2%'lik eşit bilen yakınkı 10 yılının en yukarı iqtisadi eşitinin kolgu keltürülüş ihtimali barlıqı kayıt kılındı. Yukarı çastotalık sallık malumatlarının iktisadi hareketlendirgüç küşünün bu yılının kiyinki yerimi içi devamlaşkallıqı ilgiri sürülgen dokulatta, Türkiye iktisadının 2022 yılı 3.5%'ki çekingendiyken, 2023 yılı 4.5%'ki örülüşünün mülkerli nevatkallıqı tehditlendi. Gollandiya başministeri hücum yaki tutkun kılıç tehdidi astıda durmaqta. Gollandiya başministeri Mark Rutte'ye qaratılgan hücum yoki tutqun qilish ehtimolligi munosabatlik egilangan istihbaratqa asosan bexatarlik tadbirlarining kuchaytirilganligi ilgari surildi. Yerlik taratqularning xabarlarida Mark Rutte'ning xon jamoati va diplomatiya bexatarlik idorasi tomonidan alohida tarbiyalangan saqchilar tomonidan texnobek qo'g'dildiganligi bildirildi. Muhim manbalardan elingan uchurlarga asosan berilgan xabarlarda Rutte'ning tashkillik jinoyat tashkiloti Mokro mafiya tomonidan hujum qilish yoki tutqun qilish nishoni ekanligi ilgari surildi. Rutte'ning tahdid ostida ekanligiga doir istixbaratning sentabrning 5-ida kelganligi ta'kidlangan xabar degani
baş ministrinin etrafında okşamağın vakitlerde mokro mafya teşkilatı'nı təvə atılmış paylaşçılarının baykalğalıqı bildirildi. Şundaklı hükümet dairelerinin bu iş doğrusu da bayanat elan kılışını halımaydıqalıqı təkidlendi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.